2 Mayıs 2021'de bir adam ve kızının ayak işlerini yürütürken şok edici bir manzara gördükleri bildirildi. Yolda değerli kamyonlar gördüklerini söylediklerinde arabaları Maryland, Austin City'deki Road 90 köprüsündeydi. Sonunda kamyonlar bir beton bariyere çarptı ve korkuluğa takılarak çok araçlı bir kazaya sebep oldu. Acı manzarayı gören adam aracını durdurduğunu ve kamyonete doğru koştuğunu söyledi. Kamyonun doğrudan bir korku filmi veya dizisinden fırlamış bir sahne olan Avustralya Körfezi'nin yukarısındaki üst geçidin kenarına yaslandığı söylendi. Ama sonra gördüğü şey yüreğini sızlattı. 5 araçlı çarpışmanın o kadar ani ve korkunç olduğu ortaya çıktı ki, yeni yürümeye başlayan bir çocuk kamyondan köprüye fırladı. Yürek burkan çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan 18 aylık kız çocuğu körfeze düştüğü belirtildi. Küçük kızı ölümün eşiğinde gören iyi yürekli Samaritan harekete geçti ve ikinci bir kaza olmadan soğuk sulara atladı. Bunu yapmadan önce kızına baktı ve gördüğü ilk itfaiyeci ya da polisi yakala dedi. Adam bir araba koltuğu ve birkaç başka eşya gördüğünü söyledi ve neredeyse 6 metre uzakta yüzüstü suda çaresizce yüzen küçük çocuk vardı. Pembe bir elbise giydiğini ve yüzeyde kalmak için mücadele ettiğini söyledi. Vakit kaybetmeden yüzdüğünü söyledi. Onu kaldırdı, onu omzuna attı ve sırtını okşamaya başladı. Saniyeler içinde çok fazla su tükürdüğünü ve öksürmeye başladığını da ekledi. En sonunda olay yerine birkaç kişi ve sağlık ekipleri geldi. Kahraman kurtarma itfaiyecisine tanık olan sağlık görevlisi Ryan Wilmer, kendi hayatını tehlikeye atmadan önce iki kez düşünmeyen cesur kahramanın yanına gidip elini sıkması gerektiğini söyledi. Çocuğu kurtarmak için kimin atladığını ve daldığını görmek zorundaydı. Kahramanlığı olmasaydı orada olmazdı. İtfaiyeciler ve bölgede bulunan baba kız ikilisi Joey ve Elena Nortel'in yardımıyla garip adam güvenli bir şekilde cesur kurtarıcıya çekildi. Joey sabırlı olduğunu söyledi. Sarsılmıştı ama kontrol altındaydı. Neler olduğunu ve az önce ne olduğunu biliyordu. John Hopkins çocuk merkezine kaldırılan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başlangıçta onu kimin kurtardığını kimse bilmiyordu. Çünkü kurtarıcısı kimliğinin gizli kalmasını istiyordu ancak yeni yürümeye başlayan çocuğun güvende olduğunu ve iyi durumda olduğunu öğrendikten sonra adam öne çıktı ve kendisini Jonathan Bauer olarak tanıttı. Yetkililerin mütevazi bir kahraman olarak selamladığı Bauer, bir Maryland itfaiyesinden bir basın toplantısı düzenledi. Daha sonra karısı Wendy ve bir çocuğu kurtarırken babasıyla birlikte olan kızı Ava ona katıldı. Ava babasının 25 metrelik yüksek köprüden kahramanca dalışıyla ilgili ayrıntıları anlatırken babasının köprüden atladığını görerek boğulmuş gibi hissettiğini ve hayatının muhtemelen en korkunç anı olduğunu söyledi. Ava babasının kendi hayatını tehlikeye attığını görünce kötü bir şey olacağından korktuğunu söyledi. Bu sırada Bauer'in eşi Wendy yüksekten korkan kocasından başka bir şey beklemediğini itiraf etti. Bauer, Maryland valisi Larry Hogan tarafından katıksız cesareti ve özveriliği nedeniyle bir vali takdiriyle ödüllendirildi. Kısa bir süre sonra Hava Kuvvetleri Thunderbird, kahraman programının bir parçası olarak onu bir F-16'nın arka koltuğunda oturtarak onurlandırdı. Thunderbird'in resmi Instagram hesabı 18 Haziran 2021'de bir gönderi paylaştı. Altyazıda Jonathan Bauer, memleketimizin kahramanı yazıyordu. Özverili davranışı Amerika'nın sunabileceği en iyi şeyi gösteriyor ve bugün onu bir uçuşla onurlandırmaktan gurur duyuyoruz diye de eklediler. Birkaç netizen Bauer'in iç acısı hikayesinden etkilendi ve ona muazzam bir sevgi ve takdir yağdırdı. Birkaç YouTube kullanıcısı başkasının çocuğu için bunu yaptıysa kendi çocuğu için neler yapacağını hayal edebiliyorum diye de ekledi. Bauer'in kahramanlığı ve özveriliği tüm kahramanların pelerin takmadığını kanıtlıyor.